3-2-1 kayıt. Dıdıt. Dıdıt. Hocam, beynimizi susturamıyor, beynimizi durduramıyoruz. Arada bir fişini çeksek iyi olmaz mı hocam? Beynimi durduramıyorum. Nasıl durur bu beyin? Nedir bunun reçetesi? Biz bunu sevgili Azize Şahin'le de çok konuşuyoruz. Malum açık beyindeki bilinçli farkındalık, mindfulness, nörojenik stres yönetimi vesaire gibi eğitimleri veren arkadaşımız. Şimdi böyle yoga, meditasyon, mindfulness falan deyince insanlar genellikle temelden yanlış anlaşılan bir mevzudan muzdaripler. O da sanki bu tip gelenekler, hani ibadetler, zikirler falan da dahil olmak üzere zihni durdurmaya yönelik yapılıyormuş gibi bir algı yanılsaması var. Şimdi biz genellikle diyoruz ki kafa çok uçar, böyle fazla düşünceler gelir falan. Aslında o farkındalık anlarında sadece zihnin bu işleyişine tanık olmak ve yargı koymadan zihnimizin durumunu anlayabilmek gibi bir pratik var orada. Fakat milyonlarca yıllık evrim sürecinin sonucunda elde ettiğimiz bu son derece gelişmiş beyin yapısı işi sürekli düşünce üretmek. Bize devamlı alternatifler sunmak. Daha önce de konuştuk. Mesela böbreğimi nasıl durdurabilirim gibi bir soru gelmiyor. Kalbimi nasıl durdurabilirim diye bir soru gelmiyor. Şimdi onları sıkıyorsa durduralım. Yani onları durdurunca ne oluyorsa beyni durdurunca da olur. Ölürüz yani. Çünkü beynin işlevi nasıl bir salgı bezi efendim işte tiroid bezi, tiroid hormonu salgılamak zorundaysa beyinde düşünce ifraz etmek zorunda. Burada önemli olan şey o düşüncelerin bize yaptığı etkiyi yönetebiliyor olmak. Düşüncelerimizin bize ve bedenimize ve hayatımıza etkilerini bilemediğimiz, kontrol edemediğimiz için mesela takıntılı etkilerini ve varlıklarını dahi bilmediğimiz o dönen düşüncelerin hayatımıza ne yaptığını göremiyoruz. Ama biraz çekilip de ya ben neden kafamda böyle düşünceler döndürüyorum? Yargısız bir biçimde bakabilme becerisi kazanınca olumlu ve olumsuz düşünce döngülerini fark ediyorsun. Ve bunlar geldiğinde bunların verebileceği olumlu ya da olumsuz yönlendirmelere hazırlıklı hale geliyorsun. Sevgili arkadaşlar, evde beyninizi durdurmakla uğraşmayın. Ölürsünüz. Yapmayın. Beyin durdurmak için taşıdığımız bir organ değil. Daha iyi çalışsın diye taşıdığımız bir organ. Daha iyi çalışmasının yolu da onun nasıl çalıştığını fark etmekten geçiyor. Bunun için nöroloji, sinir bilim uzmanı olmanıza da gerek yok. Sadece ve sadece oturup biraz beyni dinleyeceğiz. Bu kadar. Hocam ama pratik hayat için eyvallah. Ama oyunculuk mesela kamera karşısında ya da işte sahne gereği birçok yerde aklımızı, beynimizi gerçekten devre dışı bırakmamız gerektiği ile ilgili hep şeyler var mesela. Buna konsantre olmak diyoruz. Olmak diyoruz. Hı-hı. Aslında belki insanların söylemeye çalıştığı hani şey vardır ya, şu an bir şey düşünmek istemiyorum. Şu anda buna konsantre olmak istiyorum. Evet. Kafası vardır ya, onu belki pratikte bir karşılığı var. Aynen öyle. Sorunun zaten hatalı kısmı beynimi durdurmak istiyorum demekte yatıyor. Esas doğrusu şu olmalı. Uzun süre bir işe konsantre nasıl olabilirim ya da bunun yöntemi nedir? Şimdi bunun yöntemi çok muhtelif ve yani konsantre olmak istenen işe göre değişiyor ama bir işe odaklandığınız zaman zaten gerçek anlamda odaklandığınızda olan şey beynin diğer o uçuşan düşünce mekanizmalarının geçici bir süre susmasıdır. Niye? Bütün zihinsel enerji o yaptığınız işe aktarılır neticede. Hep anlattığımız işte kitaplarda yazdığımız falan filan işte akış diye bir yolu var. Yani kaptırıp gideceksiniz yani yapacak başka bir şey yok. Çok sevdiğiniz, yaparken zamanını, vücudunuzu açtığınızı unuttuğunuz öyle bir meşgaleniz var ise o meşgale zaten sizin başka bir şey düşünmenize, geçmiş ve gelecekle ilgilenmenize izin vermiyor. Ama iş gereği yani o elindeki işe zoraki konsantre olmak istiyorsan bunun talimleri var. Mesela işte mindfulness böyle bir talim. Mindfulness zihinden geçen düşüncelerin ritmine alışkanlık kazanmayı sağlıyor ve böyle bir pratikte, oyunculuk gibi bir pratikte tecrübeden yani dinleme tecrübesinden kaynaklanan veriyi konsantre olmayı arttırmakta kullanıyorsun. Bir başka şey ne yapıyoruz biz? Sen neurofeedback uyguluyoruz. Neurofeedback ne yapıyor? Beynin dikkati sürdüren bağlantılarını çalıştırıyor ve böylece dikkati sürdürebilmek için daha az enerjiyle daha usta bağlantıları devreye daha kolay sokabiliyorsun gibi gibi. Ama oturduğumuz yerden efendim hiçbir şey yapmadan yani beynimi daha fazla nasıl konsantre edebilirimin bir yolu yok. Ya çılgın gibi sevdiğiniz bir şey bulup ona kaptıracaksınız ya da bu konuyla ilgili belli rutinleri takip edip biraz zor ama talim yaparak bu yeteneği geliştireceksiniz.